Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Bayram değil, seyran değil. Elon Musk bu karikatürü niye paylaştı? Ne demek istiyor? ABD'de nasıl yankılandı? Evet, aslında ABD'de değil, Türkiye'de daha çok yankılandığını söyleyebilirim. Açıkçası ne Amerikan medyasında ne Amerika'daki Yunan medyasında ya da Yunan örgütlerinde Elon Musk'ın bu tweetiyle ilgili çok fazla bir yankılanma yok. Aslında biz Habertürk olarak da dün Elon Musk'ın kendisine ve ekibine bir soru yolladık. Hala bir cevap gelmedi. Eğer gelirse de hemen paylaşacağız. Yani bu tweetinde ne anlam ifade etmeye çalıştığı ile ilgili Elon Musk'a kendi kanallarımızdan da ulaştığımızı ama haber beklediğimizi söyleyebilirim. Ama genele baktığımızda açıkçası bu tweetin Amerika tarafından çok anlamı olmadığını belirtmekte fayda var. Yani buradan Elon Musk ne Türk-Yunan ilişkilerine yönelik bir imada bulunduğu görülüyor ne de başka bir ima çıkması yorumlanamadı açıkçası fazla. Sadece hem Amerika'daki Yunan örgütlerinden hem de Amerika'daki Yunan medyasından Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarını üzdü veya Türk medyasını şaşırttı ibareleri vardı. Yani bunun bu kadar çok gündemde olması Yunanistan tarafını daha çok şaşırtmış bir durumda olduğunu söyleyebilir ama Ali Çınar, bir şey soracağım. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyarete de gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Musk'la aslında Türkiye'nin ilişkileri fena değil. Burada Yunanistan tarafına mı yapıyor espriyi yoksa bize mi yapıyor? Ne dersiniz? Şimdi bu tamamen aslında yoruma açık Kübra Hanım. Birincisi Elon Musk, evet, Türkiye ile Ankara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası iyi. Hatta uzay çalışmaları konusunda, Türkiye'nin uyduları konusunda da kendi alanını Miami'de kullandığını biliyoruz. Türkiye'ye yakınlığı var ama aynı şekilde Elon Musk'ın Yunanistan'a da yakınlığı da var. Tesla'nın Yunanistan'da bir fabrikası var. Hatta 2020 yılında Uygarlığın Öyküsü adlı bir kitap serisi var. Bunun ikinci kitabı Yunanistan'ın Hayatı adlı bir kitap. Bunu Elon Musk kendi tweetinde şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir hikaye diye açıklamıştı. Yani Elon Musk'ın Yunan tarihine karşı da bir ilgisi ve hayranlığını olduğunu da eski tweetlerinden görüyoruz. O nedenle ben burada ya Yunanistan veya Türk tarafı olarak algılamıyorum. Açıkçası bir iş adamı, yani Elon Musk'ın son 12 saatte yaptığı açıklamalara, tweetlere bakarsak her alanda, her konuda bir tweet atmış durumda. Amerika tarafından açıkçası çok fazla yorumlanmadığını söyleyebilirim. Yoruma açık ama Türk-Yunan ilişkileri açısından çok fazla bir imada bulunduğunu ben kişisel olarak da düşünmüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Çınar'a bu yorumu için. Veda edelim Ali Çınar'a. Birazdan Taki Berberkis'e de soracağım aynı soruyu ama önce bir konuklarıma döneyim. Doktor Erdoğan Karakuş, siz bu karikatürü nasıl yorumluyorsunuz? Ne dersiniz? Hedefinde kim var sizce? Şimdi Elon Musk bir uzaycı. Önce öyle göreceksiniz. Uzaycılar ileriyi görür. Mustafa Kemal bir uzaycıydı. İstikbal göklerdedir, onun için dedi. Bazıları havacılığa alıyor bu işi. İstikbal havadadır demedi Mustafa Kemal. İstikbal göklerdedir, yani uzaydadır dedi. Uzayda olanlar ileriyi çabuk görür. Ben de Elon Musk'ın Türkiye'deki savunma sanayi ve Türkiye'deki uzayla ilgili çalışmaları çok iyi bildiği için o nedenle siz böyle işi tırmandırıyorsunuz ama Yunanistan'a diyor, aynı zamanda da Amerika'ya diyor. Türkiye diyor belirli noktaya çok çabuk tırmanır. Kapıyı onun için kilitlediniz mi? Yani kilitli miydi? Ona bir bakın. Efendim, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın diyor. Yani burada gerginliklerin bir şey yaratmayacağını, Türkiye'nin bazı konularda çok ileride olduğunu belirtme amaçlı bu. Yani bir şekilde 1453'ü gösteriyor. Tabii burada birçok kişi, hani Türklerin malumunuz, biraz evvel Çınar dedi ki
Yunan tarihini de çok özellikle sever falan dedi. Hayır, şimdi Yunan tarihi değişiyor. Yunan tarihi şeklindeki tarih, Yunanlıların 3150 yıl önce gelmeleri nedeniyle Yunanistan'a, daha önceki oranın yerlileri Pelagslar, ilk yerlileri Pelagslar. Ya artık Yunan tarihi tamamen değişiyor. Açsın herkes internetten bakıversin Pelagslara. Pelagsların Türk olduğu biliniyor ve 12 bin yıl önce Yunanistan'a geldiği biliniyor. Bu tarihler şimdi ortaya çıkarılıyor. Yani Yunanlılar Helen değil, Dorlardır. O yüzden Miken, Helen ve Aka medeniyetiyle Yunanlıların, bugünkü Yunanlı dediklerimizin bir alakası yoktur. Bu tarihler ortaya çıkmıştır. Sadece Yunanistan'ın 11 milyonluk nüfusunda 2 milyon Yunanlı vardır. Ben bu kadar söyleyerek kesiyorum. Çok Onun teşekkür. İçin Yunanlılar perişan halde şu anda, tarihle ilgili bunların hepsi ortaya çıkarılmış vaziyette. Bayağı sıkıntılılar şu anda. Onu söyleyeyim size. Yani bazıları mesela 1071 der Türklerin Anadolu'ya gelişi falan. Yani ben de onlara şunu söylerim. Battal Gazi 717 yılında İstanbul'u almak için gitmişti. Ona ne diyorsunuz? Anadolu'daki Türkleri toplayarak 717. 1453'ten çıkarın bakalım ne edermiş? 736 yıl. Bugün artık bütün tarihler değişecek ve yeniden efendim her şey oturtulacak. O nedenle bana göre pek fazla Elon Musk'ın bu kadar uzaylı çalışmaları yapanın her türlü tarihi de bildiğine inanıyorum. Peki, çok çok teşekkürler. Bir Yunanistan'da nasıl yankılandı? Taki Berberekis Habertürk Atina muhabiri, o da hattımızda şu an. Bir kısa yorum da Taki'den alalım. Yunanistan'da ne diyorlar bu karikatür için Taki Bey? İlk saatlerde, yani dün bu tweet'e pek tepki yoktu. Elon Musk Türkleri çok kızdırdı şeklinde ifadeler vardı. Ancak şimdi zaman geçtikçe tweet'ler akışı devam ediyor Yunan tarafından da bu konu hakkında. Ve büyük bir sevinç görülüyor. Konstantinopolis ifadesi kullandı diye Elon Musk. Hmm. Ve ona övgüler yağdırılıyor. Ama bu efsaneye, kapı açık kaldığı efsanesine hiçbir gönderim yapılmıyor. Ondan bahsedilmiyor. Halbuki bizim anladığımız kadarıyla Elon Musk tiye alıyor bu konuyu. Bundan bahsedilmiyor. Dikkat ediyoruz tweetlere. Daha çok muhalif tweetler. Mitsotakis'i, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i eleştiriyor. Mitsotakis'i rezil etti diyor Elon Musk. Mitsotakis İstanbul diyemiyor. Elon Musk İstanbul diyor, Konstantinopolis diyemiyor. Halbuki Elon Musk Konstantinopolis diyor şeklinde ifadeler var. Güney Afrikalı bir iş adamı Konstantinopolis diyebiliyor. Ancak Başbakan, Yunanistan Başbakanı Konstantinopolis diyemiyor, İstanbul diyor. İşler çok ters gidiyor diye bir başka tweet de görüyoruz. Bir yabancı Konstantinopolis diyor. Ancak Mitsotakis Erdoğan'ın alınmasından çekindiği için İstanbul diyor şeklinde ifadeler var. Elon Musk lehindeki ifadeler inanılmaz, sürpriz. Tarih biliyor Elon Musk. İstanbul hileyle alındı diyor şeklinde ifadeler var. Sempati duymaya başladım Elon Musk'a, bir başka tweet'te gördük. Hı hı. Ancak şu veya bu şekilde bunu bir söylememiz lazım. Benim de yani bu tweet'i görürken yorumum biraz Yunan tarafını tiye alıyor. Tabiri caizse biraz dalga geçiyor. Çünkü burada efsane İstanbul bir açık kapı unutuldu. Ondan bir vatan haini bulundu. O açık kapıyı Osmanlılara gösterdi. Ve İstanbul böyle alındı şeklinde bir efsane var. Bu Elen ırkının ruhundaki acıyı hafifletme amacıyla yaratılmış bir efsane. Bununla dalga geçiyor. Çünkü Elon Musk daha önceki tweetlerinden de biliyoruz. Bunu hep yapıyor. Tartışma başlatan hicivli, şakacı tweetler atıyor. Herhalde bu çerçevede bu tweeti de attı. Ancak buradaki ruh hali böyle Kübra. Peki, çok teşekkür ederiz Taki Bey. Size de çok sevgiler. Katkılarınız için çok teşekkür ederim.